Can, gidip gün alalım mı? Uzatmayalım mı? Belki o zaman evine bağlı, kocasına saygılı, yuvasından hiç çıkmayan bir eş olursun değil mi? Ay yeter ama be. Gördün Irmak'ın halini. Ben Irmak'ı yalnız bırakmayayım diye onunla birlikte gittim Sermet'e. Uzatma. Ha, gidip gün alalım diyorsun ha? Kuzu kuzu evleneceksin yani benimle. Ha, öyle. Ha? Ha? İyi. Evlenelim bakalım. Nikahta keramet vardır diyorlar. Var mıymış görelim. Can'la bugün gün aldık. Haftaya evleniyoruz. Aa, tebrik ederim. Ay, evlenene ha. Başka kim evleniyor be? Hadi size iyi geyikler. Çayınızı da koydum. Bu arada çok sevindim. Allah mesut etsin. Sağ ol canım. Aa, bu kimle evleniyor? Zafer'le. Tabii beni öldürmesi gerekiyor önce. Sen bırak o şapşalı ya. Ya biz bir haftada nasıl hazırlanacağız? Gelinlikti, davetiyeydi, düğündü falan. Ay yok ya, düğün falan istemiyoruz biz. Ben böyle gelinlikte giymeyeceğim, sade bir elbise giyeceğim, o kadar. Sonra bir yemek yeriz, sonra da kısa bir balayı tatili bitti gitti işte. Sen düğün istemiyorsun, gelinlik istemiyorsun, sen. Aa, istemiyorum. Deniz'ciğim, sen bayılırsın düğün, tantana, davetiye, gelinlik falan öyle şeylere. Yıllardır hayalini kurduğun şey ha? Yok be, ne öyle çocuk gibi, ergen miyiz biz canım? Böyle bir küsüyoruz, bir ayrılıyoruz. Evlenelim bakalım, tamam. Arkadaşım, neyin var senin? Ben hiç iyi görmüyorum senin halini. Doğru mu bu evlenme kararınız sence? Evet, tabii canım. 5 yıldır birbirimizi üzüyoruz zaten. Bir de nikah kıyalım, öyle bakalım yani. Deniz. Yapma. Ya bu kadar umutsuzsan, böyle içinde sevinç falan yoksa... böyle bir kararı boş yere alma, yapma. Bunu yapmak zorundayım. Yani ben bu kararı kolay mı aldım sanıyorsun? Bana bak. Kalbinde başkası var senin, bilmiyor muyum? Ha? Olabilir, ne var bunda? Aklın başkasında. Böyle hayat tarzı, yaşam tarzı sana ters. Senin gibi olmayan, başka türlü birine kaptırabilir insan kalbini. Ne var bunda? Anlatsana bana. Dök içini, ben senin arkadaşınım. Açık açık söylesene. Niye yapıyorsun bunu kendine? Niye kendini sevmediğin biriyle evlenerek cezalandırıyorsun? Ne saçmalıyorsun be? Kime aşıkmışım ben? Allah Allah, 2 dakikada roman yazdın yani. Yok. Benim bağlanmakla, evlenmekle ilgili bir sorunum var, bir korkum var o kadar. O da nikahtan sonra geçecek, bir şey yok yani. Peki Deniz, tamam. Nikah memuru o soruyu sorana kadar daha vaktin var, nasıl olsa iyi düşün. Erol Bey, siz mi sepetlediniz Sermet Bey? Sizin nasıl haberiniz oldu? Bugün Durat Hukuk Bürosu'nun oradan geçiyordum. Satılık ilanını gördüm, tahmin ettim. Evet. Amerika'ya yerleşmeye karar verdi. Mesleğin orada devam edecekmiş bundan sonra. Sevindim. Şimdi ben orayı almayı düşünüyorum. Yani ileride altından bir pislik çıkmasın diye onu sormaya geldim ben. Hayrını görün, tepe tepe kullanın. Ben bu önümüzdeki hafta pazartesi günü evleniyorum. Nikah var ya, şey işte, balayından önce onu halledeyim istedim. Beni nikaha mı çağırıyorsunuz? Tabii yani. Nasıl arzu ederseniz. Yok, ben gelip de damadı kasmayayım. Nasıl, arkadaşın işleri değil mi? Evi geçindirebilecek mi? Tabii. Tabii ki. Gayet iyi.
Son sergi full sattı. Şimdi yenisini hazırlıyor. Size canı gönülden mutluluklar diliyorum Deniz Hanım. Allah huzurunuzu bozmasın. Hediyenizi en kısa zamanda gönderir. Hanımdan kaporayı aldım. İlanı da indirttirdim. Ayrıca bir de size satamam orasını. Bak kardeşim, şimdi ben o mülkü istiyor muyum, istemiyor muyum? Bütün mesele bu. Kapora mı aldın? Geri iade edersin, dert değil. Olur mu hiç öyle şey? Mevzu tamamsa hadi gidelim tapuyu halledelim şu işi. Pekala. Bari hanımefendiye bir haber vereyim. Zahmet olacak. Deniz Hanım, ben Arif, emlakçı Arif. Ha, merhaba, buyurun. Mal sahibi benden habersiz binayı elden çıkarmış. Benim de şimdi haberim oldu. Nasıl yani? Bir hesap numarası verirseniz kaporanızı iade etmek istiyorum. Aa, olur mu canım? Rezalet. Maalesef bazen böyle aksilikler olabiliyor. Buyurun, yazıyorum. Evet. Tamam. İyi günler efendim. Hayırlı olsun. Hadi tapuya gidelim, halledelim şu işi. Adam Amerikalardan yememiş, içmemiş binayı satmış. Ben şansıma tüküreyim. Resim çalışmaların nasıl gidiyor hayatım? İyi, yeni bir seriye başladım galeri için. Vallahi iyi gidiyor. Yani ne zamandır çalışırken görmüyorum seni de. Hep buralardasın ya. Sermedin değil mi işleri? Yine kendine uygun koca modeli yaratmaya başladın da. Ay ne alakası var canım? Ben sanatın körelmesin diye söylüyorum. Tabii canım. Deniz Hanım, iyi akşamlar. Bunları abim gönderdi. Hayırlı olsun dedi ikinize de. Allah bir yastıkta kocatsın dedi. Bu da düğün hediyesi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.